Evet. Yaparız. Hatta bunu bir tek biz yapabiliriz. Bu pervaneyi yapabilecek tek kişi Nehir Yıldırım. SMDR'nin geleceğini elinde tutan Nehir Yıldırım'a bırakıyorum lafı şimdi. Buyurunuz. Anlaşmayı yaptıktan bir ay sonra modeli görebilirsiniz. Yok, hayır. 15 gün içinde prototip elimizde olmalı. Bu imkansız. Amerika'daki şirketiniz böyle istiyor. Yapacak bir şey yok. Baba, ciddi olamazsın. Pervaneyi bunlara yaptırmayacağız herhalde, değil mi? Sen sus. Tamam, o zaman bir ay sonra pervaneyi teslim alabilirsiniz. Bitmiş bir şekilde. Nehir, kızım iyi düşündün mü? O diyorsa yaparız dedi. Bu da sözleşmenizin şartları. İnceleyin. Teslim tarihi değiştiği için sözleşme şartlarında da değişiklik olacak. 15 sene önce dedemden cebren ve hileyle aldığın imalathaneyi, tersaneyi, her şeyi. Ama her şeyi geri vereceksin. Siz iyice saçmalamaya başladınız. Olmaz öyle şey. Bu pervaneyi yapacaksanız yapın. Sözleşmeyi de adamlarımla görüşürsünüz. Bütün sorularımızın cevabı Celil'de. Artık onunla konuşmanın sırası geldi. Nerede bir pislik varsa onun başının altından çıkmıştır zaten. Hayatta konuşmaz. O DNA raporunu neden değiştirdiğini öğreneceğim. Yiğit, Celil'e rapordan bahsedersen bizim görüştüğümüzü kesin anlar. Hemen gidip Sencer'i yetiştirir. Yani sen de biliyorsun ki o şüphelendi mi kurcalamadan duramaz. Bu sefer raporu falan öğrenir. Her şeyi mahvedebiliriz. Başka çaremiz yok. Böyle elimiz kolumuz bağlı, bir adım bile atamıyoruz. Gitmek zorundayım. Beni düşürdüğünüz hale bakın. Koskoca SMDR'yi düşürdüğünüz hale bakın. Tüm Türkiye'de bütün atölyeleri satın alacak gücüm var. Ama dünkü çocukların tehditlerine boyun eğiyoruz. Bunlara muhtaç olmadan kurtulmanın bir yolunu bulun bana. Baba, yurt dışı seçeneğini düşünmemiz lazım. Zamanımız yok. Amerikalılarla yaptığımız anlaşmayı okursan görürsün. Herkesin bir fiyatı, bir zayıf noktası vardır. Bulun bana onu. En önemlisi de Nehir'i buraya geri getirin. Çıkın şimdi. İşiniz başına hadi. Sen dur. İşe aldık galiba. Aldık tabii. Sencer bugün şunu öğrendi. İnsanın hayatında parayla satın alamayacağı şeyler vardır. Mesela yetenek. O da sende var. Sencer bizimle çalışmamak için elinden geleni yapacaktır çocuklar. Elinden hiçbir şey gelmez. Sencer'i o kadar hafife alma evlat. İnanamıyorum gerçekten. Hayatımdaki ilk pervanemi yapacağım. Çok daha büyük başarıları imza atacağız birlikte patron. Oo, ortaklıktan patronluğa mı yükseldim şimdi? Size güzel bir teklifim var. Çok güzel bir yemek ısmarlayabilirim. Ben hayır demem. Ben de demem. Hadi o zaman. Buyurun. Sen ne iş yapıyorsun bu şirkette ha? Gözünün önünde olup bitenden haberin yok mu senin? Baba, sorumlu müdür atmış imzayı. Kız istifa etmiş. Sorumlu müdürden bana ne ya? Biz seni niye oturttuk oraya? Ben demedim mi bu kız pervane ekibinde olacak diye? İçinizde bu işten en iyi anlayan oydu. Yapma baba, diploması bile yok. Senin diploman var da ne işe yarıyor? Şimdi gittik. Dünkü çocuğun eline düştü. Mutlu musun? Para verdim, parayı yedim.
Ekip kurdum, ekibi dağıttın. Batırmak mı istiyorsun sen bu şirketi? Olur mu öyle şey baba? Tamam Bora, çık. Bir yol bulman lazım. Aklımı meşgul etme. Seni sonra çağıracağım. Hadi. Neymiş benimle konuşmak istediğin konu? Celil, yetmez mi ha? Yaptığın bu kadar kötülük yetmez mi? Kendine bir dur de artık. Ne oldu Yiğit? Yine benim peşimdesin sen. Ben kimseye hiçbir şey yapmıyorum. Bilakis, her şeyi sen yapıyorsun. Durmayacak mısın? Yiğit, bak gerçekten benim bunları ayıracak vaktim yok. Anlaşılan sen kendi hayal dünyanda yaşıyorsun. Nehir'le senin arandaki sorun ne? Ha? Ne istiyorsun o kızdan? Oğlumun peşini bırakmasını istiyordum sadece. Şimdi böyle bir sorunumuz kalmadığına göre benim de Nehir'le bir sorunum yok. Bana bak Cemil. Her şeyi anlatacaksın derhal. Ne yapıyorsun Yiğit, dur. DNA raporunu değiştirdiğini biliyorum. Bak, başına çok büyük iş açacaksın. Anlat her şeyi. Ben bilmiyorum DNA falan. Bak Cemil, sana son bir şans veriyorum. Yoksa içeri tıkacağım seni. Sen beni içeri falan attıramazsın. Görevden uzaklaştırıldığını herkes biliyor. Eğer beni tehdit etmeyi sürdürürsen polise gider, ben seni içeri attırırım. DNA raporunu neden değiştirdin? Ben bilmiyorum DNA falan. Nedir o? Nereden çıktı? Raporu değiştirdiğini biliyorum. Elbet ispatlanacak ve başına çok büyük iş alacaksın. Bana bir rapor var. Git al dediler. Ben de gittim, aldım, getirdim. Zarfın içinde ne var bilmiyorum ben. Ben sana son bir şans verdim ama sen bu şansı değerlendirmedin. Bakalım uğruna her şeyi yaptığın o Sencer bundan sonra seni koruyabilecek mi? Evet çocuklar, yeni çalışma sistemimiz şu. Bora, seni yat kısmına alıyorum. Alper, Bora'nın yetkilerini de sana devrediyorum. Ama baba... Bora, gerçekten sabrım yok. Ceylin bu aralar biraz tuhaf. Orada bir şeyler oluyor. Umarım yüzüne gözüne bulaştırmazsın. Tamam baba. Gerekirse Tolga'ya sor. O sana destek versin. Tolga mı? Tolga ile çalışmaya devam mı ediyoruz? Sorun yok. O konuyla ben ilgilendim. Dersini aldı. Baba kusura bakma ama anlayamıyorum. Bize bu ihaneti yapan adam nasıl yanımızda devam edebiliyor? Asla düşmanından korkma. Dostundan kork. Düşmanını bilirsin. Yapacağı kötülüğü beklersin. O yüzden Tolga'nın ne olduğunu biliyoruz artık. Ondan korkmaya hiç gerek yok. Ben öyle düşünmüyorum baba. Ben öyle düşünüyorum. O bizim en güvenilir elemanımız artık. Sen dediğimi yap. Alper, gemi ve pervane işleri de artık senin sorumluluğunda. Sencer Bey, ben anlamam ki. Anlarsın, anlarsın. Bana gemicilik bilgisi değil, zeka lazım. Evet, mola zamanı. Sağ ol evlat. Teşekkürler. Size çok teşekkür ederim. Umuyorum ki çok güzel bir projeye imza atacağız birlikte. Asıl ben ne kadar teşekkür etsem azdır. Ne demek? Her zaman. Bak kızım, hayat zor virajlarla doludur. Ama sen yolundan asla vazgeçme, mutlaka kazanacaksın. Haklısınız Ethem amca.
Bir an için umudum şevkim kırılmıştı. Kaçmak başka seçeneği olmayan insanların yapacağı bir şeydir. Sen canın her sıkıldığında arkasına sığınacağın bir yeteneğinin ve bilginin olduğunu asla unutma ve bundan vazgeçme. Ha, güzel kızım. Eline sağlık. Çok güzel olmuş. Afiyet olsun dedeciğim. Benden öğrendin çay yapmayı. Her şeyi ondan öğrendim. Böyle Sinan Bey. Çayınız. Olup biten hiçbir şey farkında değilsin değil mi sen? Ne olmuş anne? Ne olmuş anne? Bir şey olduğu yok. Aylardır bu evin içindeyiz. Oğlum bir işin ucundan tut, iki fatura öde. Bak Nehir'in canı çıkıyor çalışmaktan. Ya varsa yoksa Nehir ya. Ya biz senin çocuğun değil miyiz? Ya yeter, sıkıldım artık bu durumdan. Ya Nehir. Ben sana kötü bir şey söylemiyorum. Ben sana iş bul, çalış diyorum. Bir işin ucundan tut, elin ekmek tutsun diyorum. İş bakıyorum ben zaten. Ben eğitimliyim bir kere, eğitimli. Nehir gibi olduktan sonra iş çok. İşçi olduktan sonra Hoş geldiniz Bora Bey. Farkında mısın ailemizin başına gelenlerin? Ne dediğini farkında. Farkında mısın diyorum başımıza gelenlerin? Tabii ki farkındayım. Herhangi bir şeye zerre kadar üzüldüğünü düşünmüyorum. Bora, neden bana böyle davranıyorsun ha? Neden benden bu kadar nefret ediyorsun? Neden mi? O kadar çok nedeni var ki. Her şeyden önce bu Alper'i başımıza salan sensin. Tamam Alper konusunu... Dinle. Madem sordun, dinle. Sen ortaya abuk sabuk fikirlerle çıkmasan... bu haddini bilmez Alper olması gereken yerdeydi. Ama bugün kardeşimle evlenmeye çalışıyor. Ve şirketimizde de benim konumumu, benim yetkilerimi üzerine almış durumda. Haklısın. Haklıyım tabii. Ve ne oldu biliyor musun? O çok değer verdiğin Nehirciğim... Oğuzcu'yla bir şirket kurdu, bizi tehdit ediyor. Ve istediklerini yapmazsak ne olacak biliyor musun? İflas edeceğiz. Ya bizim şirketimiz, ailemizin şirketi iflas etme noktasında. Peki bu senin umurunda mı? Pek değil. Tabii ki umurumda. Olur mu öyle şey? Olur tabii. Çünkü bu aile senin değil. Sen ne diyorsun Bora? Ne mi diyorum? Gerçekleri söylüyorum. Sen bizim annemiz değilsin Asu Hanım. Ve bu yüzden hayatının tamamını hayalet bir kızı aramakla geçirdin. 25 sene önce ölmüş olan bir kızı. Bak, seni uyarıyorum. Bu evde yaşamaya devam etmek istiyorsan, o evliliğe engel olacaksın. Eğer ki o evlilik gerçekleşirse, çok pişman olursun. Çok. Alo, ne yapıyorsun?
Ya bırak şimdi söylenmeyi. Aradım ya işte şu an. Geçen seni bıraktığım yere gel hemen. Orada buluşalım. Göreceksiniz gününüzü hepiniz. Göreceksiniz. Yeter artık. Alo. Sinan Bey'le mi görüşüyorum? Evet, benim. Efendim, sizi bir iş görüşmesine davet etmek istiyoruz. Beni mi? Hangi konuda? Sinan Bey, eğer gelebilirseniz daha iyi olur. Yani tabii şey... benim aslında bir toplantım vardı da... şey yaparım yani, ayarlarım. Yemek için de çay için de çok teşekkür ederim Mahsun. Ne demek efendim, yüzünüz gülsün yeter. Gerçi aslında pek beceremedim galiba mutlu etmeyi. Ya aslında ne bileyim. Ondan değil. İşte son zamanlarda bir sürü şey yaşandı. Biliyorsun. Ben de atlatamadım bir türlü. Yani aklımdan çıkmıyor. O yüzden şu anın tadını çıkartamıyorum. Bak hayallerine, hayallerimize çok yaklaştık. Birlikteyiz. Bundan daha güzel bir şey olabilir mi? Çıkmıyor değil mi? Rehber yok diye üzgünsün. 15 yıllık ilişkim pat diye bitti. Hem de gözümün önünde yakın arkadaşıma evlenme teklif ederek. Atlatamadım işte. Yani biraz zaman geçmesi gerekiyor galiba. Seni böyle görmeye dayanamıyorum. Eğer yüzünü güldürecekse Alper'i getireyim buraya. Yani çözüm buysa ne yapar eder kolundan sürükler getiririm Alper'i. Yapacak bir iş de bulurum ama çok çalıştırırım. Yani çok yorulur. Bu kadar da kıskançlık yapayım ama değil mi? Yani sonuçta ayağına kadar getiriyoruz. Yani o kadar yorulur ki konuşmaya da eve gitmeye de hiç hali kalmaz. Hatta yüzünü bile göremezsin aslında. Nehir, uzun lafın kısası. Seni mutlu edeceğini bildiğim her şeyi yaparım. Yeter ki söyle. Seni ne mutlu eder? Büyük cevaplar vermek yerine en iyisi ben çizim yapayım. Tamam Orta. Nasıl istersen. Görüşürüz. Yani tabii aldığım eğitimin de etkisiyle köfteci işinde böyle güzel bir atılım yakaladık. Ama işte kardeşimin geleceği için buraya geldim. Ailemi falan da hepsini yanıma aldım buraya. Biraz dinlendim. Açıkçası biraz dinlenmek istedim yani. Böyle yeni başlayacağım işe güzel, ince bir ruhla falan böyle taze bir ruhla başlamak istedim. Yani SMDR'nin bu konuda yani çok şanslı olduğunu söyleyebilirim yani o açıdan. Anladım. Çok iyi olmuş. Evet. Sencer Bey merhaba. Bitti mi görüşmeniz? Efendim biz Sinan Bey için uygun pozisyon arıyorduk. Ben bir yeteneği gözünden tanırım. Sinan Bey'i pervane üretim müdürü yapalım. Bana bağlı çalışacak. Emredersiniz. Yani Sencer Bey gerçekten çok teşekkür ederim size. Yani ama güveninizi boşa çıkartmayacağım bilin. Hani hatta inşallah SMDR benden sonra böyle güzel de bir atılım yapacaktır. Yapar, yapar. İşlerim bitince uğra bana. Tabii efendim. Buyurun Sinan Bey. Ya. Baba. Bu aileyle ilgili bildiğim bütün her şeyi bana anlatman gerekiyor. Hayırdır oğlum? İlişkiler karmakarışık. Bu işin içinden zarar görmeden çıkabilmem için her şeyi bilmem gerekli.
Mesela Oğuz. Sencer Bey'den çocukluğundan beri nefret ediyor. Bunun sebebi ne? Oğlum. Sana ne şimdi Oğuz'dan filan? Sen girme böyle işlere. Baba, Oğuz risk oluşturmaya başladı. Sencer Bey de bunu benim çözmemi istiyor. Bunu çözebilmek için de nedenini bilmem lazım. Bu çok eski bir hikaye. Ben de tüm detaylarını hatırlamıyorum ama hatırladığım Oğuz daha küçük bir çocukken anne ve babasını trafik kazasında kaybetmişti. Onu biliyorum. Ve Oğuz'u da dedesi Ethem büyüttü. Ethem'in bir tane tersanesi vardı. Sonra ne olduysa tersanenin hisselerini SMD'ye denizciliğe devirdi. Ethem amca. Evet. Sonra da bir daha Ethem'i görmedim. Anladım. Seni de buraya kadar yordum, kusura bakma ama uzaklaşmaya ihtiyacım vardı. Yo, önemli değil. Anlatsana, ne oldu? İş hayatı ya, boş ver. Bir de senin kafanı şişirmeyeyim. Ya belki bir faydam dokunur. Anlat işte. Aslında nasıl desem, Nehir. Nehir mi? Ne yaptık ya ablam? Boş ver ya, boş ver. Şimdi iş konularıyla sıkmayayım canını. Lütfen anlatır mısın? Ne oldu da senin canını sıktı? Onun da bir suçu yok aslında. Oğuz giriyor onun kanına. Doğru diyorsun. SMDR'den de istifa ettirdi ablamı. Ben de onu diyorum ya işte. Gelsin bizde yapsın pervaneyi. Para, imkan, güç, her şey elinin altında. Orada Oğuz'un o yaşlı dedesiyle pervane yapmaya çalışıyor. Gerçekten çok saçma. SMDR gibi bir şirketten ayrılıp macera aradı kendini. Tabii. Durduk yere bize savaş açmanın ne anlamı var değil mi? Bu kadar olduğunu bilmiyordum valla. Öyle öyle. Ayrı bizim ilişkimizi de etkiliyor bu durum. Şu işler bir ayına otursun, ailemle ilişkimiz hakkında konuşmayı düşünüyorum. Ama yapamıyorum işte. Ablam bir pervane aşkına nelere neden oluyor farkında değil. Neyse hallolur. Bunlar küçük meseleler. Ben de senin kafanı şişirdim. Oğlum, Sencer'in sırları çoktur. Onun daima bir planı vardır. Evet işte o yüzden Sencer'le ilgili her şeyi öğrenmeliyim. Hep bir adım önde olmalıyım. Sencer Bey, Bora'nın bütün yetkilerini bana devretti. Sen ciddi misin? Evet. Bora şimdi boş durmaz. İlla ki bir şeyler yapar. O yüzden her şeyi bilmeliyim. Bana çok önemli bir şey söylemelisin. Asu Hanım, Dilara'nın öz annesi değil. Onu biliyorum. Sonuçta ilk annelere vefat etti. Bunun neyi anormal? Peki ya Sencer'in ilk karısı ölmediyse? Kadın birden ortadan kayboldu ve öldü dediler. Nasıl olur? Nasıl ortadan kaybolur? Kaybolur oğlum, kaybolur. Yolunu bilirsen kaybolur. Kadının adı neydi? Filiz. Filiz Aytik. Hakan, Sencer'in Asu'dan önce bir eşi vardı. Filiz Aytekin. Abimin öldürüldüğü dönemde bu kadın ortadan kayboldu. Şahıs kayıp yani. Evet. Bu kadın ya kaçtı ya da öldürüldü. Çok eski bir hikaye. Ne bulabiliriz acaba? Dosyası arşivdedir. Abi yetkisiz çok zor. Sen olmadan. Bilmiyorum. Ama ona ulaşmamız lazım. Arşive girmenin bir yolunu bulmamız lazım. Tamam. Peki bu Celil DNA raporunu nerede değiştirmiş olabilir? Onu bulurum yakın zamanda.
Ama Celil'i DNA raporunu değiştirdik diye tutuklarsak Sencer gerçeği öğrenir. Doğru söylüyorsun. Sen yine de bu rapor nerede değiştirilmiş tespit et. Ama en önemlisi bana Filiz Aytekin'i bul Hakan. Evet. Bir gelişme var mı? Bora Bey, biz bir çıkış bulamıyoruz. Tek yol sözleşmeyi imzalamaktan geçiyor. Şartlar çok ağır. Sencer Bey kabul etmez. Bu şekilde iflas ederiz. Siz iflas etmezsiniz Alper Bey. Biz ederiz ailecek. Buyurun Sinan Bey. Sizi ekibimizle tanıştırayım. Arkadaşlar, bir süredir yaşamakta olduğumuz pervane sorununu çözecek olan Sinan Bey'le tanışmanızı istiyorum. Bunca yıllık iş hayatımda gördüğüm an, işte yetenek budur dediğim çok az kişiyle karşılaştım. Sinan Bey bunların başında geliyor. Lafı çok uzatmayacağım. Sinan Bey, üretim müdürü olarak derhal konuya hakim olacak. Ha, Sinan. Buyurun Sencer Bey. O pervaneyi istiyorum. Tabii ki efendim. Sibel, sen benimle gel. Buyurun Sinan Bey. Oturun. Hoş geldiniz Ceylin Hanım. Melik Hanım. Nerede abla? Salonda efendim. Abla. Ablam. Ayşe. Ben ne yaptım? Ablacığım. Ablacığım tamam sakin ol. Ne olur bak telefonda sesin çok kötü geliyordu. Çok korktum. Ne olur kendini kontrol et lütfen. Ablacığım neler oldu anlat bana ne olur. Adamı Bora'ya vurdum. Sinan'ı bizim mağazalara götürün. Gerekli alışverişleri yapın. Şirketimizin yeni müdürü artık. Benimle toplantılara katılabilir. Peki Sencer Bey, siz nasıl isterseniz. Çıkabilirsin. Sinan'ın maaşını 10.000 liradan başlatın. Giriş avansını da hesabına yatırın. Efendim, hesabı yok. Hesap açın o zaman. Sinan, bu saçmalık da nereden çıktı böyle? Anlamadım. Alper Bey, bana mı sordunuz? Sana sordum tabii. Ne işin var burada? Sizle hitap edersek, Sencer Bey şirkete katkıda bulunmam için sağ olsun bana bir teklifte bulundu. Ben de kırmadım tabii ki de. Sinan, çalışacak başka yer bulamadın mı? Bakın anlamıyorsunuz galiba. Ben gelmedim. Çağrıldım. Ve farkındaysan sorumlu müdürüm. Ayrıca da direkt Sencer Bey'e bağlıyım. Şimdi lütfen beni böyle şeylerle meşgul etme. Ablacığım sakin ol ne olursun. Tamam hoş bir durum değil kabul ediyorum. Ama bu arada çok kötü konuşmuş sonuçta. Bak benim bildiğim bir şey varsa o da Bora Sencer'e bir şey söylemeden önce senin gidip söylemen olur. Söyleyemem.
Neden ablacığım? Çünkü şimdi Sencer'e söylersem Sencer gidip Bora'ya kızar. Bu sefer bana daha çok hırslanır. Benim konuşmamı ister misin? Hayır, sakın. Sakın konuşma. Bak, bunların hepsi risk. Kızar, sonra gidip Dilara'ya benim öz annesi olmadığımı söyler. Lütfen. Ya bu dönemde bir de kızımı kaybetmek istemiyorum. Bir de onu kaybedersen ben ne yaparım? Artık dayanamıyorum. Yıllardır sabrediyorum. Artık yeter. Dayanamıyorum. Bana bu yaptıklarına dayanamıyorum. Bize bu yaşattıklarını kabul edemiyorum. Bir de neden öfkeli olduğumu soruyorlar. Tabii ki öfkeliyim. Çocukluğumu aldılar benden. Mutluluğumu aldılar. Tabii ki öfkeliyim. Ve onlar da benim bu öfkemin bedelini ödeyecekler. Gel. Aa, gel Sinacığım. Otur. Hallettiniz mi işleri? Hallettik Sencer Bey. Yani ben çok teşekkür ederim size. Olur mu öyle şey? Sen kendindeki yeteneğin farkında değilsin. Benim farkım bunu görecek tecrübeye sahip olmak. Anladım. Ve Sencer Bey, ben bir şey sorabilir miyim size? Hı, sor tabii. Yani ben tam olarak ne iş yapacağım burada? Nehir ve Oğuz bize bir pervane yapacak. Ama sözleşme şartları biraz ağır. Sen bu işin yetkilisi olarak bu pervaneyi onlara yaptıracaksın. Yaptırırken de bizim sözleşme şartlarımızı kabul ettireceksin. Bu mu yani? Yani Nehir'e bunu imzalattıracağım. Vallahi çok kolaymış müdür olmak ya. Bak ne diyeceğim. Bunları yemekte konuşsak ha akşam. Aa, şey iş yemeği. Vallahi çok güzel olur. Sen akşam bize gel, Nehir'i de al. Yemekte hep beraber konuşuruz. Tamam Sencer Bey, anlaşıldı. O zaman ben müsaadenizi istiyorum. Hı-hı. Tamamdır. Kolay gelsin. Canımı sıkkın galiba. Tabii normal. Bu sabah beni aramadın. Sen ne ara geldin ya? Hissettim. Dedim Dilara mutsuz. Onun yanında olmalıyım. Mutsuz değilim de işte sıkıldım biraz burada. Tamam o zaman. Seni bir yere götüreyim mi? Nereye? Seni iyi hissettirebileceğini düşündüğüm bir yere. Olur mu? Ama önce biraz işimiz var. Peki. Gir. Buyurun Ceylin Hanım. Buyurun. Merhaba enişteciğim. Öyle alelacele çağırmışsınız. Önemli bir mevzu mu vardı? Bu Rusların yat siparişleriyle ilgiliyse siz hiç merak etmeyin. Ben onlarla konuştum. İstedikleri tarihe yatları yetiştiriyoruz. Ayrıca ben onlarla konuşmuştum. Niye size bunu... Yok, yok. Sakin ol. Yetişir.
Zaten senin departmanla ilgili bir iki fikrim var. Bunu ayrıca konuşuruz. Buraya çağırma nedenim daha başka. Daha önemli bir şey. Diyeyim şeyin işteciğim, merak ettim doğrusu. Yiğit. Sen Yiğit'i iyi tanırsın. Benimle ilgili derdi nedir? Bildiğin bir şey var mı? Bu adam niye benden bu kadar nefret ediyor? Bilmiyorum enişteciğim. Ayrıca sizin düşündüğünüz kadar da yakın değiliz aslında biz Yiğit'le. Emin misin? Evet enişte, gerçekten sizin düşündüğünüz kadar yakın değiliz biz. Hele gelecek bana eniştemle ilgili bir şeyler söyleyecek falan, mümkün değil izin vermem. Hatta biz siz gözaltına alındığınız zaman adliyede Yiğit'le büyük bir tartışma yaşamıştık. En son muhabbetimiz o. Pekala. Madem öyle diyorsun, öyle olsun. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Hoş geldin Alper abi. Hoş bulduk genç. Alper abi. Oo keratalar, durun durun. Size neler getirdim bakın şimdi. Vay Alper abi, yine bize hediye getirmişsin. Gel buraya ufaklık. Siz ne yapıyorsunuz gençler? Sana da gençler biz gidelim artık. Kavga etmeyin ha. Tamam, görüşürüz abi. Görüşürüz Alper abi. Getiriz. Bay bay, görüşürüz. Baba. Buraya sık geliyorsun galiba. Senin gibi canım sıkkın olduğunda sebepsiz yere... hani sorduklarında hiç deriz ya... işte öyle zamanlarda ben buraya gelirim. Onlara 3-5 parça bir şey getiririm. Monttur, kazaktır, oyuncaktır. Ha bir de top. Onlarla maç yaparız. Sohbet ederiz. Dertlerini dinlerim. Onların dertlerini duyunca kendi dertlerimden utanırım. Ve bir süre daha hiç deyip dertlenmem. Hoş geldin Alper. Ama işte bizim dünyamızda öyle sebepler sunuyor ki canımız sıkılıyor. Aynı girdapta kalıyoruz. Alper, oğlum ne zamandır yoktun? Abi işler bu aralar çok yoğun ya. Kolay gelsin. Yengemiz mi? Yenge bu adam var ya, bizim prensimizdir.
Eyvallah. Biz gidelim artık. İyi günler. İyi günler. Alper, çok teşekkür ederim. Çok iyi geldi. Galiba gerçekten canım sıkkınken seni aramam gerekiyormuş. Sen hiç canını sıkma. Ben zaten canım ne zaman sıkkın olursa her zaman yanında olurum. Bu arada Oğuz şirket kurmuş, haberin var mı? Ne şirketi? Nehir'le ortak olmuşlar. Bize ne canım? Yani ne istiyorlarsa yapsınlar, keyifleri bilir. Öyle değil işte. Eğer SMDR olarak onlarla çalışmazsak çok büyük sıkıntılar yaşayabiliriz. Alper, ne demek istiyorsun anlamıyorum. Eğer Oğuz ve Nehir'in şirketiyle sözleşme imzalamazsak iflas edebiliriz. Bu pervaneyi bitirdikten sonra dünyaya açılmamız lazım. Oo, biz burayı bitirdik. Şimdi pervane için dünyaya mı açılıyoruz? Ne pervanesi ya, gezmek için. Bizim gezecek vaktimiz yok. Ne yani, hiç gezmeyecek miyiz? Hem belki çok daha büyük tersaneler göreceksin. Olabilir o zaman. Ah, ah. Şu pervaneler kadar bir değerimiz bile yok. Oğuz, dikkatimi dağıtıyorsun. Bu raporu abim hazırlatmış. O da onun hatası. Hem hazırlatmış hem de Oğuz'la paylaşmış. Oğuz da bu raporları Amerika'daki şirkete yollamış hemen. Burada bizi şikayet etmiş resmen. Aynen öyle. İş işten geçtikten sonra da olumlu raporu yollamış. Okudum. Ama burada yine de gemiyi zamanında yetiştirebileceğimizi söylüyor. Oğuz raporları yeni şirketle çalışabilelim diye yazmış. Babam beni görevlendirdi bu konuyla ilgili. Ben de yeni yeni öğreniyorum bazı şeyleri. Yani özetle Oğuz sizin kuyunuzu kazmış. Hem de gözlerinizin içine baka baka. Dediklerimi yeteri kadar dinlemediğinizi düşünüyorum. O besleme Alper bir saniye bile ayrılmıyor kardeşimin yanından. Bora, ben bugün olanlar için senden çok özür... Özür falan dileme. Bu Alper'in aklına Dilara'yı sen soktun, sen temizleyeceksin. Dilara zaten bu konuya hiç sıcak bakmıyor. Bir süre sonra unutacaktır. Bak şimdi üzerine düşersek daha çok kafası karışır. Psikolog gibisin yine. Yaşam koçu Asu Aytekin. Ben senin öz annemiz olmadığını Dilara'ya söylediğimde onu daha çok takacak kafasına. Melek Hanım. Melek Hanım. Buyurun Asu Hanım. Bana hemen Celil Efendi'yi çağırın. Peki efendim.
yapacak bir şeyimiz yok sanırım. Başına burada yeteri kadar düşünmüşsündür. Düşündüm. Hala doğru yolu bulamadıysan sana burada biraz daha zaman vereyim. Hayır. Her şeyin farkındayım efendim. O zaman sana bir şans daha vereyim. Güvenimi kazanman için son bir şans. Sağ olun. Zor da olsa kendini bana affettirebilirsin. Zamanla. Çok uzun zamanla. Devam edemez Yiğit. Bu böyle devam edemez. Ceylin, lütfen sakin ol ve neler oldu anlat. Ablam çağırdı beni bugün yanına. Hareketlerinde bir değişiklikler var senin diyor. Sencer de fark etmiş, odasına çağırdı. Seninle ilgili sorular sordular. Resmen sorguya çekti beni Yiğit. Sen Yiğit'i tanıyorsun, anlat manlat diyor bana. Gerçekten çok korkuyorum, çok. Kesin Sencer bizim görüştüğümüzü biliyor. Sana defalarca söyledim. Normal davranman gerektiğini söyledim. Yapamıyorum Yiğit. Daha doğrusu yaptığımı sanıyorum ama yapamıyorum. Ayrıca zaten bunu saklamak da bana çok doğru gelmiyor. Ne demek doğru gelmiyor? Ya Nehir, gerçek Ece'miz olduğunu öğrendik. Onu büyüten annesi de itiraf etti. DNA testi zaten ortada. Bunlar gerçek olanlar Yiğit. Ama Sencer'in onu öldürmesi bir varsayım. Ve senin varsayımın. Ya öyle değilse? Öyle. Peki o zaman neden Ece kaçırıldı? Bilmiyorum Yiğit. Ayrıca Sencer'in kaçırdığını nereden biliyoruz? Yani neden Sencer ablamın bebeğini kaçırsın? Ondan sonra gitsin neden onunla evlensin? Tüm bunlar benim kafamı karıştırıyor. Sanki boşu boşuna kaçıyormuşuz gibi geliyor bana. Bak Ceylin, onlarca kez söyledim. Abimin öldürülmesiyle Ece'nin kaçırılmasının Sencer'le bağlantısı var. Yoksa neden Celil DNA raporunu değiştirsin? Neden gerçek DNA raporu bu kadar Celil'i rahatsız ediyor? O zaman tehdit Celil. Hayır. Celil sadece bir piyon. Sencer'in piyonu. Celil'den tehdit falan olmaz. Ben de yeğenimi kucaklamak istiyorum. Ama onun hayatını tehlikeye atmak istemiyorum. Benim için kolay mı sanıyorsun? Üst katımda öz yeğenim oturuyor. Yüzüne bakamıyorum. Karşılaşmamaya çalışıyorum. İkimizin mutluluğu için onun hayatını tehlikeye atalım. Haklısın. Haklısın. Ben böyle ne bileyim yani sanki bencillik yapıyormuş gibiyim ama. Bak, biraz unutmaya çalış. Senin gerginliğin benimle görüşmenden kaynaklanıyor. Çünkü Sencer'in bunu öğreneceğinden korkuyorsun. Çok da haklısın. Görüşmeyelim bir süre. Gelme. Biraz işlerine konsantre ol. Arkadaşlarınla görüş. Tamam. Nasılsın ortak? İyiyim. Sen? İyi. Oğuz. Bu sözleşmeyi hala imzalamadılar. Yani bilmiyorum, acaba boşa mı emek veriyoruz? Bir de o kadar insan aldık işe. Merak etme. Eninde sonunda imzalayacak sözleşmeyi. Zaten biz olmadan bitiremez ki gemi. Ama kimseyi zor durumda bırakmıyoruz değil mi? Yani kimse bizim yüzümüzden zor duruma düşmesin. Bu bize bir şey kazandırmaz. Sen hiç merak etme. Zaten Sencer asla zor duruma düşmez. Bizim hakkımızı versin yeter. Sen de üretmek istediğin pervaneyi üretirsin. Herkes mutlu olmuş olur. Evet. Herkes mutlu olsun.
Her ne kadar son zamanlarda yaşadığım şeyler beni üzse de kimsenin bizim yüzümüzden üzülmesini istemiyorum. Bu Dilara bile olsa. Kimseyi üzmeye niyetimiz yok. Sen rahat ol Melek Patron. Yeter ki mutlu ol. Başka bir şeye ihtiyacımız yok, tamam mı? İçeri bırak şunları. Merhaba efendim. Gel gel. Sinan Bey bekleyeyim mi? Yok yok bekleme. Gidebilirsin. Bu arada sabah erken gelme. Tamam mı? Peki efendim. Geç gelirsin biraz. Hadi. Görüşürüz. Hoş geldin yok mu? Sarılmayacak mısın? Gel. Hoş geldin, hoş geldin de. Biraz bir şeyler aldım. Biraz mı? Ya böyle aceleyle aldım işte. Şu poşetlerin içinde et falan da var. Onları bir dolaba koymak lazım. Böyle inceden bir marine ettik mi onları? Üf be. Bak, bak burada ne var? Sürpriz. Bakalım beğenecek mi? Ya var ya, fıstık gibi olacaksın kız. Al. Ay çok güzel. Sina, sen bunları... Yani bu kadar çok şeyi nasıl aldın oğlum? Bana bak, eğer kredi kartı falan aldıysan biz o kredi kartı poşetimizden ne hale geldik unutmadın değil mi? Ya, bak burada ettiğimiz kavga... Anne, kredi kartı falan almadım. Hepsini çalışıp alnımın teriyle kazandığım parayla aldım. Aman Sinan, senin alnın ne zaman terledi oğlum? Bak, bundan sonra bu evin bütün ihtiyaçlarını, giderlerini bana söyleyeceksiniz, tamam mı? Bu evi ben geçindireceğim bundan sonra. Bunu da al. Burada ufak bir meblağ var. Üstünde bulmuşsun nakit. Ay Sinan! Ay Sinan bu çok para. Sen bu kadar parayı nereden bul? Ay oğlum ben bu parayı yanımda taşıyamam. Evde ya. Bile tutamam. Korkarım çocuğum. Ya anneciğim çok para falan değil bu. Bu insanlık için çok büyük, bizim için çok küçük bir meblağ. Korkma, tamam mı? Şimdi ben biraz dinleneceğim. Çok yorgunum. Hadi görüşürüz. Hadi gidelim. Nereye gidiyoruz? İşim var benim.
Ya tamam, boş ver işi. Ya seninle çalışmak cidden zor. Yapılması gereken bir sürü iş var. O yüzden ben hiçbir yere gelemiyorum. Tamam işte, biz de ekibi o işleri halletsinler diye tuttuk. Biz artık gidebiliriz. Pınar'ı okuldan almam gerekiyor. Tamam, birlikte alırız. Fena fikir değil aslında. Hem zaten artık ortak olduğumuza göre aileyle tanışma vakti geldi. Ben seni annemle tanıştırayım. Yani Pınar'ı alalım, eve gidelim. Annem de bir güzel yemek yapar, bize oturup yeriz. Emin misin? Bak, benimle tanıştıracaksın annemi. Yani evin etrafında öyle abuk sabuk gezerken yakalanmak yerine en azından tanışırsa içi rahat eder. Hani kalp krizi falan geçirmez. Mantıklı. Tamam, tanışalım. Hem ben de pencereden girmekten çok sıkıldım. Adam gibi gelir çalarım kapıyı. Fazla yüz bulma bence sen. Hadi, gidiyoruz. Tamam. Hadi. Hadi. Buyurunuz patron. Hoş geldin kızım. Hoş bulduk anneciğim. Hadi gel, bir oturalım, bir şeyler konuşalım seninle. Ben bir üstümü değiştireyim, konuşuruz. Hayatım ya. Kendini çok yoruyorsun ama bu sıralar. Yok anneciğim ya, yorulmuyorum. Çalışmak bana da iyi geliyor, kafam dağılıyor. Bak ne diyeceğim. Babanla da konuşsak. Seninle şöyle bir tatile gitsek ha, ne dersin? Anneciğim, hiç doğru bir zaman olduğunu düşünmüyorum. İşler çok yoğun, karışık. Burada kalıp işleri toparlamadan nereye gidiyoruz? Hayatım, Bora ile baban toparlarlar işleri. Hepimiz çok zor zaman geçirdik ha? Anneciğim, tatile hep gideriz. Babam şirketle ilgilenmemi istiyor. Ha, yani peki tamam, sen bilirsin. Ama ne bileyim ben, bu yaşadıklarından sonra sana da iyi gelirdi. Haklısın. Başta ben de çok rahatsız oldum. Alper'in ani evlilik teklifi falan, kaçmak istedim. Niye böyle oldu diye düşündüm ama sonra... Sonra? Sonra haksızlık ettiğimi düşündüm. Önce Alper'e, sonra da kendime. Hayatım, ne alakası var? Senin ne suçun var bunda? Anne, ben burada kalıp Alper'i tanımak istiyorum. Onunla zaman geçirmek istiyorum. Bak Dilara, böyle zor zamanlarda insanlar doğru karar alamazlar. O yüzden diyorum, yurt dışına gidelim, biraz oyalan. Sonra istiyorsan geldiğinde Alper'le de vakit geçirirsin. Anne biliyor musun, bu ara bana iyi gelen tek bir şey var. O da Alper. Müsaadenle. Savaş, senden bir şey rica edeceğim ama zor olmaz umarım. Lafım olur Alper. Ayrıldın diye dostluğumuz bitmedi ya. Filiz Aytekin adına açılmış bir dosya var mı? Gerçi 25 yıl geçti üzerinden ama. Tamam, bakarım. Haber veririm sana. Tamam Savaş. Çok sağ ol. Senden haber bekliyorum. Oğuz abi, yine gider miyiz? Tabii ki prenses. Ne zaman istersen. Geldiniz çocuklar. Merhabalar. Geçen sefer tanışamamıştık. Ben Oğuz. Kusura bakmayın, pat diye geldim böyle. Olsun. Merhaba Oğuz. Hoş geldin. Geçsenize içeri ol. Sema ile Sinan yok mu anne? Sinan odasında. Aman Nehir, bir görsen neşesi nasıl yerinde. İşe girmiş. Ne işi? Bilmiyorum. Gelsin kendi anlatsın. Havasından yanına varılmıyor. Yine boş işler peşindedir o. Anne, Oğuz abi bugün bizi çok güzel bir filme götürdü. Gerçekten mi? Her hafta gideriz diye düşünüyoruz. Pınar'cığım, sen bence ödevlerin başına git. Hadi canım. Ne demiştim sana? Vallahi zor şartlarda yaşıyormuşsun. Şöyle geçin de çok güzel ev yapımı limonatayla kurabiye ikram edeyim size. Hiç zahmet etmeseydiniz. Olur böyle şey çocuğum. Bizim evde kurabiye her zaman vardır. Hadi gel. Buyurun. Şşt.
ben şöyle. O evlilik olmayacak. Eğer buna engel olmazsan bütün gerçekleri söylerim. Senin öz annemiz olmadığını Dilara'ya söylerim. Buyurun Celil Efendi. Buyurun Asu Hanım. Beni çağırmışsınız. Celil Efendi, seninle daha önce de konuştuk. Bana hiç yardımcı olmuyorsunuz. Galiba Alper'le Dilara'nın evlenmesini istiyorsunuz siz. Şey, Asu Hanım, ben gençlerin kendi gelecekleriyle ilgili en doğru kararı yine kendilerinin alacağını düşünüyorum. Yeter Celil Efendi, yeter. Hayatımızın bir döneminde birlikteydik. Birlikte mücadele verdik. Acılarımızı gömdük. Çocuklarımızı bugüne kadar getirdik. Bu süreçte sen hep kendi menfaatin doğrultusunda hareket ettin. Gözümden kaçmadın. Ama artık yeter. Ya bu Alper'in kafasından o evlilik fikrini çıkartırsın ya da Sencer'le konuşurum, seni bu evden kovdururum. Asu Hanım, siz neler söylüyorsunuz öyle? Gayet net konuştuklarım. Bu evlilik olmayacak. Buna da sen engel olacaksın. Bu kadar basit. Her şey için çok teşekkürler. Ellerinize sağlık tekrardan. Ne demek çocuğum, afiyet olsun. Yine bekleriz. Memnuniyetle. İzninizle. Görüşürüz. Görüşürüz. Çok yakışıklı çocuk. Anne, deme öyle. O benim sadece arkadaşım. Bu kadar yakışıklı çocuktan arkadaş olmaz. Sevgili olur. Eş olur. Niye erken gitti ki, çok üzüldüm. Şöyle birkaç lokma bir şeyler hazırlar, akşam yemeğini beraber yerdik. Sinan da bir sürü erzak almış. Anne, nedir bu Sinan meselesi, söyler misin? Ah. Selam. Gelin de biraz konuşalım. Yıllardır beklediğim fırsat sonunda bugün karşıma geldi benim. Yani sonunda sahip olduğum yetenekleri fark eden başarılı bir iş adamı yanına aldı. Uzatma Sinan, sadede gel. Benim sözümü kesme Nehir. Ya ben kariyerimin dönüm noktasındayım ve benim çok dikkatli olmam gerekiyor. Tamam mı? Yani benim lütfen böyle kafamı gereksiz şeylerle meşgul etmeyin. Çok rica ediyorum sizden ya. Ya ben zaten istediğim yerlere falan geleyim. Ben kardeşlerimi de alacağım yanıma. Bir dakika, bir dakika. Sen kimi yanına alıyorsun? Hı? Kimmiş bu yetenek avcısı iş adamı? Sencer Aytekin. Nehir. Anne. 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 Anne, anne dur. Anne sakin ol. Gel, gel, gel. Otur. Gel. İyi misin? Alo. Var mı bir gelişme? Abi, kadın yaşıyor galiba. Bir bilgi aldım ama teyit edemedim. Yüz yüze konuşalım. Bilgileri alıp geleceğim. Evet, bugün başladım işe. Bana bak. Senin ne işin var o şirkette? Ben o şirketten ayrıldım. Ya kıskançlık yapma Nehir. Ya bir kere seninle konumlarımız bile aynı değil bizim. Anlamıyor musun? Ayrıldım diyorum. Yeni bir şirket kurduk, bilmiyor musun? Nehir, sen benim kariyerime engel mi olmak istiyorsun? He? Bu mu senin istediğin? Anne, görüyorsun değil mi kızını? Her yerde böyle ailem ailem diye gezer, ondan sonra bana yaptığına bak. Tamam, tamam, tamam Nehir. Tamam Sinan. Yok ya, ben hakikaten duymak istemiyorum bunları daha fazla. Bak. Bak sana şunu söylüyorum. Sen eğer gerçekten bu aileye değer veriyorsan benim yanımda olursun bana karşı çıkacağına. Tamam mı?
Ya bu bizim ileride ailemizin işi olacak. Ya biz ne kadar güzel şeyler yapacağız hep beraber. Hem Sencer Bey 10 numara 5 yıldız bir adam ya. Bu akşam da ikimizi yemeğe bekliyor seninle. Ne yemeği? Benim saçmalama yemekte falan ne işim var? Sinan sen o yemeğe yalnız git oğlum en iyisi. Yok ya. Ben hakikaten şu anda anlıyorum yani. Siz ikiniz de benim yükselmemi falan istemiyorsunuz. Vallahi bak şu an bunu fark ettim yani. Ya bana iş bul iş bul diye benim beynimi yediniz günlerce. Ne oldu şimdi iş bulduk köstek oluyorsunuz ha? Ne oldu şimdi? Bak sana son kez söylüyorum. Sencer Bey bu akşam ikimizi de yemeğe bekliyor. Gitmiyorum ben yemeğe falan. Bak sana bir şey söyleyeceğim. Eğer beni düşünüyorsan o yemeğe gelirsin. İniştem gelmedi mi henüz? Ya gelir gelmez odasına çıktı. Çocuklar da inmedi anlamadım. Ha. Kimse inmemiş yemeğe. Olsun gel canım. Hazır masamız. Gel. Ay. Birini bekliyor muydunuz? Sencer Bey'in misafirleri geldi efendim. Alın Melek Hanım içeriye. Peki. Buyurun. Aa, Nehir. Merhaba Aslı teyze. İyi akşamlar. Yani biz de baklava aldık. Hani böyle tatlı yeriz, tatlı konuşuruz diye. Arşive girmek zorundayız. Tamam abi sen bilirsin. Ama yakalanırsan. Abi bak biliyorsun hayatın biter. Mecburum Hakan. Nehir farkında değil ama hayatı tehlikede. Ve her gün o adamın etrafında dolaşıyorken ben de risk almak zorundayım. Ben ayarlamaları yaptım. Temizlik ekibinin içinden sokacağım seni oraya. Ama hiç aklıma yatmıyor. Filiz Aytekin. Onun dosyasına ulaşmam lazım. Bana yarım saat yeter. Sencer'in bir karanlık yüzü de o. Yiğit Bey, bu saatte rahatsız ettim. Kusura bakmayın ama çok önemli bir konu var. Ne oldu? Başımız fena halde dertte galiba. Yoksa Nehir'le mi alakalı? Evet. Söyleyin hadi. Nehir Sencer'in evine gitti. Ne? Nehir'cim, uzun zamandır görüşemiyoruz. İyisin değil mi? İyiyim Asu teyze. Siz nasılsınız? Nasıl oldunuz? İyiyim, iyiyim hayatım. O sıralar biraz stresliydi de o yüzden. Evet, çok haklısınız. Nehir'cim, gelmeniz sürpriz oldu. Ama güzel oldu. Teşekkür ederim. Bana da sürpriz oldu aslında. Abimi çağırmış Sencer Bey. Yani Sencer Bey sağ olsun bütün bilgi ve birikimimi keşfetti kendisi. Beraber de SMDR'yi daha iyi yerlere de taşıyacağımıza inanıyorum ben. Ya bu arada bunu siz mi yaptınız Aslanım? Vallahi çok güzel gözüküyor ya. Sinan, istersen başlamak için Sencer Bey'i bekleyelim. Yok yok Nehir'ciğim, afiyet olsun yiyebilirsiniz lütfen. Sağ olun. Sencer de geldi zaten. Oh, Sinancığım hoş geldin. Nasıl, yerleşebildin mi odana? Yerleştim, yerleştim. Yani böyle birkaç tane eşyayı falan da çıkarttırdım. Çok güzel oldu yani. Tamam, tamam. Kafana göre yap. Otursana. Sağ ol. Nehir, sen de hoş geldin kızım. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Ya bu pervane konusunda bütün cevherler sizin aileden mi çıkıyor? Yani tabii aileden gelen bir yetenek olduğu da doğru ama ben bir de üzerine eğitim aldım Sencer Bey. İyi yapmışsın. Nasıl izin verirsiniz böyle bir şeye?
Nehir'in Sencer'in evinde ne işi var? Hem ben size söylemedim mi o adam Nehir için çok tehlikeli diye? Elimden geldiğince engellemeye çalıştım ama dinletemedim. Sinan'ı işe almış Sencer. Ne? Evet. Sonra da yemeğe çağırmış. İkisi birden yemeğe gittiler. Ben de gitme kızım tehlikeli diyemedim işte. Sencer yine ne işler çeviriyor? Hakan, sana o bahsettiğim iş şu an çok önem kazandı. Sen git hallet. Tamam abi, haklısın. Hemen ilgileniyorum. Yiğit Bey, ben çok korkuyorum. Nasıl çıkaracağız Nehir'i Sencer'in evinden? Düşüneceğim. Nehir, yeni işin beni çok şaşırttı. Benim için de şaşırtıcı oldu doğrusu. Ama böyle olması gerekiyormuş. Ama bu çok ciddi bir karar. Aldığın sorumluluğun farkında mısın? Ya biri de bize açıklasa ne işi, ne kararı? Nehir bizim şirketten ayrıldı. Oğuz ve Ethem'le beraber başka bir şirket kurdu. Oğuz da yetenekten anlıyorsa demek. Oğuz yetenekten falan anlamaz. O sadece duygularıyla hareket eden bir genç. O kadar. Yani şimdi artık Nehir bizimle çalışmıyor. Sinan Bey mi çalışıyor? Ha, yok yok öyle değil. Yani bizim pozisyonlarımız çok farklı. Tabii tabii. Sinan bana bağlı çalışacak. Yeni müdürümüz. Ama Nehir de bizim iş ortağımız olacak. Eğer anlaşabilirsek tabii. Gerçi Nehir bizim kızımız. Tabii ki. Eğer anlaşırsanız çok iyi olur. Ben de çocukluktan beri hayalini kurduğum işi başarmış olurum. Olur olur. Orada pervanenin başında sen varsın. Bu tarafta da Sinan var işin başında. Sinan pervane üretiminde mi? Tabii ki de. Hayır, amma uzattın ya. Bütün gece iş mi konuşacağız? Biz seninle yarın bir toplantı yaparız, orada konuşuruz bunları. Evet, evet. Bunu beraberce halledersiniz. Nehir, siz Yiğit'in evinde kalıyor musunuz, öyle mi? Evet. Sağ olsun Yiğit amca evinin kapılarını açtı bize. Ceylin? Sen de oraya gidip gelirken Nehir'i görüyorsundur. Enişteciğim söyledim ya size daha önce de. Uzun zamandır görüşmüyoruz biz Yiğit'le. O yüzden de evine gitmiyorum. İnşallah Ceylin'i burada gördüğünü ağzından kaçırmaz Nehir. Kızım öyle yerli yersiz konuşmaz. Merak etmeyin siz. Ben Ceylin'i uyarayım yine de. Bakmayın aslında Yiğit de o kadar kötü bir insan değildir. Ben onu eskiden beri tanırım. Sadece o da duygularına yenik düşenlerden biri. Evet. Yiğit amca çok duygusaldır. Yani bütün gece Yiğit'i mi konuşacağız? Bırakın şimdi Yiğit'i ya. Efendim? Ya... Ortak niye açmıyorsun telefonu? Şu anda müsait değilim. He, pardon tamam tamam. O zaman uygun olduğunda ara beni. Tamam görüşürüz. Oo Alper nerede kaldın ya? Oo Alper Bey hoş geldiniz. Geç geç otur ayakta kaldım. Misafiriniz olduğunu bilmiyordum Sencer Bey. Onlar misafir mi canım? Senin gibi aileden sayılır. Otursana. İşleri nasıl toparlayacağımızı konuşuyorduk. Bora nerede? Bu odasındaydı. Birazdan gelir o da.
Tamam, fazla beklemeyelim. Size bir haberim daha var. Son zamanlarda Orhan'ın kafası biraz karışık. Dikkatinin dağıldığını fark ediyorum. O yüzden onu senin bölümünde görevlendirdim Ceylin. Onun bütün yetkilerini de Alper'e devredin. Sohbetiniz bol olsun. İyi geceler. Nereye buraya? Bir arkadaşıma sözüm vardı. Onunla buluşacağım. Peki. Ben müsaadenizi rica edeceğim. Sen mi acaba? Açmıyor telefon. Mesaj atın. Olmaz. Çok tehlikeli. Başkası okuyabilir. Nehir burada. Sencer abisini işe almış. Bir işler çeviriyor yine. Sakin ol. Normal davran. Kimse bir şey bilmiyor. Unutma. Adi herif. Nasıl da kırdırıyor herkesi birbirine. Sürprizlerle dolu bir akşam yemeği oldu. Gerçekten birçok sürpriz oldu. Evet gençler. İstediğim tablo bu işte. Eğer sizler yanımda olsanız, bana kafa tutmasanız, size istediğiniz imkanı sağlayabilirim. Mesela Nehir, bizden gitmeniz iyi olmadı. Keşke ailemiz için de kalsaydın. Bak Alper'e nasıl yükseliyor. Sinan da öyle. Vallahi haklısınız Sencer Bey. Yani sizin hakikaten değerinizi bilmek gerekiyor. Neyse, kapımız Nehir'e her zaman açık. İstediğin zaman gelebilirsin. Teşekkür ederim. O zaman ben yarın çalışmalara hemen başlıyorum Sencer Bey. Başla tabii. Başla. Keşke daha önce beraber olsaydık. Arayı kapatalım. Ne? Yakalanmış mı? Uf, aptal herif. Ötmüş mü peki? Tamam tamam. Sen kontrol et bir bak bakalım. Rapor getirmiştim. O hala duruyorsa yok et onu. Tamam ben seni sonra arayacağım. Alper? Hayırdır? Şerefsiz herif. Üzerime oynuyor, cezalandırıyor beni. Kim? Sencer mi? Sencer tabii. Baksana Nehir'i geri almaya çalışıyor şirkete. Bu yüzden Sinan'ı şirkete almış. Bizi karşı karşıya getirmeye çalışıyor. Bilinçli yapıyor her şeyi. Ama oğlum ben sana daha önce söyledim. Sencer bu. Onun planları bitmez ki. Baba bunun ilk karısına ne oldu? Bunu öğrenmemiz lazım. Ben de bilmiyorum. Hatırladığımı anlattım artık. Ne olduysa öldü mü, kaldı mı? Bir yolu olmalı. Bu benim için çok önemli. Filiz Aytekin'e ne oldu? Thank you.
Bora Bey, hoş geldiniz. Merhaba. Nasıl durumu? Çok iyi, merak etmeyin. Hem uyuyordur sanırım şimdi. İlaçların etkisi de var tabii ki. Olsun. Biraz durur çıkarım. Uyandırmam. Tamam, siz bilirsiniz. Buyurun. Bir ihtiyacınız olursa seslenin lütfen. Teşekkürler. Rica Melek Hanım. Buyurun efendim. Bize iki kahve yapar mısınız lütfen? Tabii efendim. Sencer. Keşke çocuklara haber verseydin. Çok zor durumda kaldılar. Olsun. Hayatla baş etmeyi öğreniyorlar işte. Ama görmedin mi çocukların suratını? Peki sen partide benim suratımı gördün mü? Herkes kafasına göre takılıyor. Biri evleniyor. Biri şirket açıyor kendine. Biri bütün paramı saçma sapan yatırımlarda batırıyor. Biri restoran derdinde. Biri istifa edip terk edecek beni güya aklınca. Ya sen kim oluyorsun da istifa ediyorsun? Ben kovarım, ben. Sen gidemezsin. Tamam hayatım, tamam. Sinirlerini bozma. Tamam. Herkes ne zaman ne yapacağını bilecek. Hadi. Şimdi de evlenme teklif etsene. Hadi şimdi de pervane konusunda bana ukalalık yapsana. Ne oldu? Herkes dut yemiş bülbül. Bora'nın bütün yetkilerini bana verdi. Bora bana saldıracak. Dilara bu durumdan hoşlanmayacak. Bora'yı koltuğundan ettim diye. Nehir de şirkete geri almaya çalışıyor. Bu yüzden Sinan'ı işe aldı. Ve bunu ben yapmışım gibi gösterdi. Dilara da hala Nehir'i düşündüğümü zannedecek. Dilara zaten Oğuz'dan benim sayemde soğudu. Her şey Sencer'in istediği gibi olmuş olacak. Oğlum, Sencer bir taktik dehasıdır. Sana söyledim, onunla baş etmek çok zor. Onun kafası çalışıyorsa, benim de kafam çalışıyor. Ben Nehir arayayım en iyisi. Olur olur. Çok iyi olur. Nehir evden çıkmış. Geliyormuş. Oh. Biz bu işlerin altından nasıl kalkacağız Yiğit Bey? Yani Nehir'le ilgili tedirginliğimiz yetmiyormuş gibi adam bir de Sinan'ı işe aldı. Merak etme. Ben halledeceğim. Hop oğlum, yavaş biraz ya. Ne bu acele? İnsan sadece birini seviyor Burak. Sadece birini. En zoru da ne biliyor musun? Unutulmuyor. Ya oğlum, abartma Allah aşkına ya.
Bak Alper, sana bir şey diyeyim mi kardeşim? Bu masada bu konu binlerce kez konuşuldu. Sonuç, hepsi de unuttu. O yüzden unutamıyorum, unutamıyorum. Geç bunları. Ama hiçbiri sevdiğini bu kadar canını yakmadı. Onu her ne kadar sevsem de ona çektirdiğim acının tarifi yok. Ve buna engel olamıyorum. 15 yıl Burak. 15 yıl. Her şeyi mahvettim. Hadi çıkmıyormuş. Hem bunları bıraksan artık, sen patronsun. Ya patronu be? Ben kendi işimi kendim yaparım. Ne o? Neyin var gene? Dede, ne yapsam olmuyor. İçimi kemiriyor bu aşk. Deniyorum, çabalıyorum. Ne unutabiliyorum, ne kendime yaklaştırabiliyorum. Her şeyi akışına bırak be oğlum. Hayat hepimizi mutlu olacağımız bir yere sürükleyecektir mutlaka. Benim mutlu olduğum yer Nehir'in yanı. Onun için yapamayacağım şey yok biliyorsun. Bak evlat, o kız zor günler geçiriyor. İkimiz de biliyoruz bunu. Ayrıca onun ailesini geçindirmek gibi zor bir yükümlülüğü var. Bu kadar boğma, rahat bırak. Biliyorum dedi. Haklısın. Ama onu o kadar çok seviyorum ki. Eski bir hikayede yazılmamış parçanın tortusu, şimdiki hayatımda kayıp giden zamanın korkusu. Aklımda anılar var, hiç bitmez rüyalar, eksik söylersem korkarlar. Zerresi, nefesimin sebebi, kokusu mayıs çiçeklerinde gizli. Tamam, tamam abi. Tamam abi. Sakin. Yok bir şey. Kusura bakmayın. Ya ne yapıyorsun oğlum? Şşş, nereye lan? Alper. Yalnız kalmam lazım. Hayda. Ahmet abi hesap. Kusura bak. Aklımda anılar var. Hiç bitmez rüyalar, eksik söylersen korkarlar. Hissettiğim her zerresi, nefesimin sebebi, kokusu mayıs çiçeklerinde gizli. Gidemiyorum.
Çocukken Amerika'ya gitmeden önce almıştım bunu onunla. Ne kadar zaman olduğunu hatırlıyor musun? Bak, ben onca yıl her anımı nehri bulacağım diye hayal ederek geçirdim. Ben hep nehri sevdim. Efendim Alper. Kapının önündeyim. Hadi aşağıya gel. Kapının önünde misin? Alper, saat geç oldu. Annem babam evdeyken seninle öyle kapı önlerinde buluşamam. Sen bilirsin. Gelmezsen Dilara seni çok seviyorum diye bağırırım. Böylece herkes uyanmış olur. Yapamazsın. Yapamaz mıyım? Dilara'yı çok seviyorum. Dilara'ya aşığım. Yapamazmışım ha? Alper, sen delirdin mi? Bu ne cesaret? Ben bu cesareti sana olan aşkımdan alıyorum Dilara. Hiçbir şey görmüyor gözüm. Hadi yanıma gel, bekliyorum. Tamam, dur bekle, geliyorum. Gerçekten delisin sen. Gecenin bu saatinde, bu soğukta pijamalarla beni buraya çıkardın ya, vallahi helal olsun sana. Ne yapayım? Seni görmeden uyumak istemedim. Beni bunun için mi çıkardın? Evet. Uyumadan önce o güzel yüzünü görmek istedim. Son gördüğüm şey sen ol istedim. Bu yaşadıklarımızın gerçek olduğuna inanmak istiyorum. İnan. Uzun zamandır bir yalanın içinde yaşıyordum. İlk defa içimden geldiği gibi davranıyorum. Dilara, evlen benimle. Alper, sarhoşsun sen, saçmalıyorsun. Evet, sarhoşum. Dilara'yı çok seviyorum, benimle evlen diye bağırmak mı gerekiyor illaki? Hadi git yat, bunları sabah konuşuruz. Bak, sen kabul etmedikçe üzerime geliyorlar. Üstümüze geliyorlar. Ben Nehir'in abisini istemedim. Onu baban istedi. Çünkü Nehir'i geri almak istiyor. Ne? Oğuz'un planları var. Oğuz'un planlarına engel olmak için Nehir'i geri alması lazım. Ama bak, bunu ben istemişim gibi gösterdi. Tamam da neden? Çünkü herkesin kafasında planlar var. Planlar, planlar, planlar. Baksana, kime sorsan Nehir'i yarı yolda bıraktığımı söyler. Ama o ne yaptı? Ertesi gün gidip Oğuz'la ortak firma kurdu. Bak, ben ne haldeyim. Çünkü benim planım yok. İçim dışım bir. Benim tek suçum seni sevmek. Yeter Dilara. Lütfen yeter. Yeterince acı çektim zaten. Seninle evlenmek istiyorum. Seviyorum işte. Evlen benimle.
Alper, tamam artık üzme kendini. Yeter lütfen. Hadi git yat. Bunları sabah konuşuruz. Bunu senin için yazmıştım uzun zaman önce. Ama vermeye bir türlü cesaret edemedim. Eve geçince okursun. Tamam, okuyacağım. İyi geceler. İyi geceler. Her şeyin bir sebebi var. Mesela sen. Seni sevmem için varsın. Ellerin tutayım diye. Dudakların öpeyim diye. Kolların bana sarılmak için varlar. Gözlerin. Gözlerin bana bakmak için tabii ki. Başka birine bakarsan önce gözlerine haksızlık edersin. Kalbin. Kalbin benim için ayrılmış. Başka birini seversen önce kalbine ihanet edersin. Gecenin bir vakti kardeşimle ne konuşuyordunuz? Seni uyarmadım mı ben ailemden uzak dur diye? Amma uzattın. Benden uzak dur. Sana neler yapabileceğimi tahmin bile edemezsin. Bak, seni son kez uyarıyorum. Ayağını denk al. Dilara, Alper'le ne konuştunuz? Abi gerçekten bunları konuşmak için çok yorgunum, uyuyacağım. O çocukla görüşmeni istemiyorum. Neden? Ben sadece Alper'i tanımaya çalışıyorum. Ne sakıncası var? Çok sakıncası var. Sen Dilara Aytekin'sin. Sencer Aytekin'in kızı, benim de kardeşimsin. Oysa Kahya Celil'in oğlu Alper. Abi gerçekten çok şaşırtıyorsun beni bazen. Ben senin gibi düşünmüyorum. Öyle mi? O zaman sana bildiğim bazı şeyleri anlatayım. Belki düşüncelerin bana yaklaşır. Neymiş bildiklerin? Yeter! Amma gürültü yaptınız gece gece. Yatın uyuyun. Abi bak, çok tehlikeli bir iş yapıyorsun. Yakalanırsan hayatın biter. Her gece güvenlik kameraları sistemden 2 dakikalığına kapanıyor. Bu binada benim yıllarım geçti. Burayı avucumun içi gibi biliyorum.
Bu dosyalara benden başka kimse ulaşamaz. Nedir son durum? Hazırladınız mı yeni teklifi? Ben yeni bir teklif falan hazırlamadım. Sencer Bey, sözleşme önemli değil. Bir tek madde var. Dedemin hisselerini geri vereceksin.
Bu imkansız. Daha önce söyledim sana. O zaman pervaneyi unut. Kolay gelsin. Oo. Tek şansımın sen olduğunu zannediyorsun. Evet, benim. Senin hiçbir önemin yok. Bunu biliyorsun değil mi? Önemli olan nehir. Ve sen onu geri alacağını sanıyorsan yanılıyorsun. Kendinden çok eminsin bakıyorum. Evet, öyleyim. Benim vaktim var. Karar verince ararsın beni. Nehir. Günaydın. Günaydın. Sana kendi ellerimle sıcacık poğaça yaptım. Gelene kadar biraz soğumuş tabii. Olsun canım. Hadi yiyelim. Gece ne yaptın? Geri de aramadın. Sana bir şey söylemem gerekiyor. Dün ben Sencer Bey'in evindeydim. Ne? Beni yemeğe davet etti. Ne alaka Nehir? Niye gittin? Gitmek zorundaydım. Ya nasıl yapabilirsin böyle bir şey? İnanamıyorum sana. Oğuz, biraz fazla tepki göstermiyor musun? Gitmek zorundaydım. Çünkü Sinan'ı işe almış. Ne? Bunu tahmin etmemiştim. Neyse. Sinan'a söyle, işi kabul etmesin. O zaman bir sorun olmaz zaten. Niye? Ne demek niye, Nehir? Düşmanımızla mı çalışsın abi? Düşman mı? Dost mu peki? Şimdi Alper, tuhaf bir durum var. Hiç şaşırmadım. Bu Filiz Aytekin kayıtlara göre ölmüş gözüküyor. Ama aynı tarihlerde yurt dışına çıkan bir Filiz Aytekin de var. İlginçmiş. Hem de çok. Pek fazla bilgi bulamadım. Resmi olarak da araştırmadım henüz. Yok yok. Gerek yok. Bu kadar bilgi şimdilik yeter bana. Sencer'in eski karısı yaşıyor demek. Sencer Bey. Ben sözleşmeyi okudum da. Benim bir fikrim var. Fikre gerek yok Sinan. Fikre gerek yok. Bırak imzalasınlar. Sen fikirlerini üretim aşamasında kullanacaksın. Bunlar avukatlık işler. Bak, hazırlattığım sözleşmeyi Nehir'e imzalatacaksın. Bu iş olacaksa benim şartlarımla olacak. Oğuz'un şartlarıyla değil. Haklısınız efendim. Sen Nehir'le konuşabildin mi? Henüz konuşamadım. İmzalat bunu bir an önce. Başlasınlar üretime. Sen de yetkili müdür olarak bu büyük projenin sahibi olacaksın. Böyle böyle yükseleceksin. Tamam efendim. Tamamdır. Kolay gelsin. Oğuz dur. Oğuz dur, nereye gidiyorsun? Ben yıllardır Sinan işe girsin diye çabalıyorum. O iş SMDR olmak zorunda mı Nehir? Öfken yaptığın her şeyin önüne geçmiş. Sen bir savaşın içindesin. Bunun farkında bile değilsin. Bana kızmak için önce Sencer'in hayatıma neler yaptığını bilmen lazım. Dedemin yıllar boyunca o kendini hapsettiği derme çatma kulübede birkaç gece de olsa kalman lazım. Ailenden geriye kalan tek kişinin gözlerinin önünde eridiğini görmen lazım. Benim derdim Sencer'i yok etmek olsaydı, ki bu çok kolaydı, avucumun içindeydi. İnan tereddüt etmeden ipini çekiverirdim. Oysa ki ben bu dünyayı senin için kurdum. Senin hayallerin gerçek olsun diye. Sen sevilmenin değerini bilmiyorsun. Oğuz! Oğuz dur! Nehir! Oğuz! Nehir! Senin ne işin var burada? Konuşmamız lazım. Önemli bir şey mi oldu? Gel bakayım böyle. Anlat bakalım, ne oldu? Senin benimle derdin ne? Ne derdi? Hep bana engel oluyorsun. Mutlu olmamı istemiyorsun çünkü kıskanıyorsun beni. Sema, ne kıskanması? Ben senin ablanım. Abla mı? Madem ablamsın söyle bakalım. Benim sevgilimin işlerine zarar verince ne geçecek eline?
Orhan'ın sevgilin olduğuna inanıyor musun? Ne demek inanıyor musun? Tabii ki inanıyorum. Sevgilim o benim. Asıl sen Oğuz'la plan kurup SMDR'yi batıracağına mı inanıyorsun? Bizim öyle bir planımız yok. Hem biliyorsun Alper Dilara'ya evlenme seçti. Yeter. Alper bıktım senin Alper'inden. Sen Alper'le mutlu olamadın diye benim de evliliğime engel oluyorsun. Kıskançsın sen. Beni kırmak için mi geldin buraya? Bora'ya zarar veren şey her neyse onu yapmayacaksın. Senin iş hırsların, kıskançlıkların yüzünden sürekli biz acı çekiyoruz. Şu plakayı bir araştır Hakan. Gerçi geçen bir şey çıkmamıştı ama bu telefon numarasıyla bir bağlantısı var. Tamam, ilgilenirim. Ben de Filiz meselesini araştıracağım. Gerçi dosyasında kayda değer bir şey yok ama çok sıkıldım Hakan. Çok sıkıldım. Her şey parça parça. Birleştirelim artık bunları. Az kaldı abi. Ucuna geldik. Ben kaçtım. Tamam. Efendim Hakan. Ne işin var senin burada? Sakin ol yiğit. Hep böyle sinirli daha ne kadar geçecek ömrümüz? Sencer, sen ne yüzle buraya gelebilirsin? Seninle konuşmak için geliyorum. Ne var bunda? Biz eski dostuz. Sen benim abimin katilisin. Ne dostu? Yapma. Başına daha büyük işler açabilirsin. Ben buraya güzel güzel iş konuşmaya geldim. Benim seninle konuşacak bir konum yok. Var. Nehir. Bak Sema. Bora seni dolduruşa getiriyor benim hakkımda. Eminim. Ama yanlış düşünüyorsun. Anlamadığın şey şu. Kendi işin, kendi hayatın, kendi hırsların. Sürekli kendinle ilgileniyorsun. Bencilsin sen. Neden istifa ettin SMDR'den? Sordun mu bize? Ailemizin fikrini aldın mı? Hani her şeyi ailemiz için yapıyordun? Sema. Alper SMDR'de çalışmaya başladı. Ben orada çalışamazdım artık. Alper için İstanbul'a taşınalım. Alper'den ayrıldıktan sonra çalıştığın işi bırak. Başka iş kur. Maceralara atılalım. Yarın barışsanız ne olacak? Bütün ailemiz senin Alper'le ilişkinden etkilensin. Ama benim Bora'yla sevgili olmamı bırak, görüşmem bile yasak. Neden? Çünkü sevgili ablama göre Bora beni kandırıyor. Gördük kimin kimi kandırdığını. Daha fazla konuşmak istemiyorum. Yeter artık. İstemezsin tabii. Çünkü sen hep sen konuş, biz dinleyelim istiyorsun. Şimdi kusura bakma, ben konuşuyorum. Çünkü bu da benim hayatım. Mutluluğuma engel olma. O kıza ne kadar değer verdiğini biliyorum. Ailesini evine almışsın. Madem bu kadar değer veriyorsun, onunla konuşman gerekiyor. Hangi konuda? Bana düşman olmaması konusunda. O kız senin düşmanın falan değil. Sen nereden çıkarttın bunu? Ethem'in torunuyla bir firma kurdular. Bir iş yapacaklar akılları sıra. Sana bir zararları yok çocuklar. Onlar kendi işlerini yapmaya çalışıyorlar. Rahat bırak onları. Sen yine de Nehir'i bir uyar. Oğuz'un yanında fazla dolanmasın. Sonra kurunun yanında yaş da yanabilir. O kızın
kılına bile zarar verirsen bunu sana ödetirim Sencer. Ödetirim. Ayıldık mı? Tam bir dalga konusu. Dalga geçmeye gelmedim. Bu ara fazla küçük düştüm zaten. Seni ne zaman görsem elim ayağım birbirine dolanıyor. Amma da acındırdın kendini ya. Sanki ben zorla dayadım alkolü senin ağzına. Dolanır tabii dilin. Sebep olanı kimse konuşmaz zaten. Tamam haklısın. Çok özür dilerim. Sabahlara kadar içip, evime gelip, diz çöküp, senle evlenmem için bana baskı yaptığın için senden özür diliyorum. Çünkü bütün bunlara ben sebep oldum. Şimdi oldu işte bak. Sinan başlamış mı işe? Evet. Harika bir giriş yaptı. Detay sormak istemiyorum. Sorma. Şu an en son düşüneceğim şey Sinan. Öyle deme ya. Belki de işinize yarar. Tek konsantre olduğum Oğuz. Onun planlarına engel olmalıyım. Babana yardım etmeliyim. Neymiş Oğuz'un planı? Dedesi. Dedesinin hisselerini geri almak istiyor. Yani bir nevi bu şirketi ele geçirmek istiyor. Celil Efendi bana bak. Bıktım. Senden, oğlundan, nehirinden, ailesinden. Nereden girdiniz hayatımıza ya? Ne oluyor Bora Bey? Anlamıyorum. Anlarsın, anlarsın. Bu plakanın ne olduğunu anlat bana. Bilmiyorum Bora Bey. Neymiş bu? Celil, uzatma. Yorma beni. Anlat, ikimiz de kurtulalım. Bora Bey, bilsem söylemez miyim hiç? Eninde sonunda bulacağım. Ne halt işlediysen bulacağım. Bu plaka senin de oğlunun da sonu olacak. Bundan sonra tek bir amacım var. O da senden de oğlundan da kurtulmak. Arabayla mesaj arasında bir bağ bulamadık abi. Ama adamı bulduk. Telefonu sonradan hediye vermişler. Sonra işten çıkartmışlar. Adam attı iptal ettirmiş. Yani hiçbir şeyden haberi yok. Nehir bana o plakalı aracın babasını, yani üvey babası Murat'ı öldürdüğünü söylemişti. Peki o zaman Sencer neden tekrar Nehir'e mesaj attırsın? Bora'nın annesi hakkında da bilgi var. Gürcistan'a gitmiş. Oradan Bulgaristan'a geçmiş. Sonra bir bilgi yok. Ta ki 6 ay öncesine kadar. Ne olmuş? Geri dönmüş. Türkiye'ye mi? Evet ama burada izini kaybettim. Hakan, onu bulmak işimizi kolaylaştırır. Anneciğim. Hoş geldin oğlum. Hoş bulduk anneciğim. Ben bir şey bulsam ararım. Tamam. Ne zaman tam olarak iyileşeceksin? Sargılar açılsın. O zaman tam belli olur. Bir süre şişlik ve morluk olurmuş. Çok iyi. Çok iyi. Ben de bu dönemde her şeyi iyice organize ederim.
Sonra planımızı uygulamaya başlarız. Evet oğlum. Sonra beni öyle bir tanıyacaklar ki. Sen şimdi yorma kendini. Planımız tıkır tıkır işliyor. Hayırdır Cin? Şimdi söyleyeceklerimi ilk ve son kez duyacaksın benden. Evet, dinliyorum seni. Sencer, Ece'yi öldürmemi istedi. Ne? Çünkü Alper elindeydi. Eğer dediğini yapmazsam Alper'i öldürecekti. Ama ben yine de Ece'ye kıyamadım Yiğit. Onu kaçırdım ve askerden arkadaşım olan Murat'a götürdüm, verdim. Bunu çocuğum belleyeceksin dedim. Sonra da Ece'nin öldüğünü zanneden Sencer oğlumun hayatını bağışladı. Karşılığında ise ben de ona hayatım boyunca hizmet etmeye söz verdim. Ya niye bana gelmedin? Niye polise gitmedin? Ne polis Yiğit? Ne polis, ne savcısı? Bir gün birisi senin de gözlerinin önünde 100 metreden aşağıya evladını sarkıtırsa işte o zaman anlarsın ne demek istediğim. Bundan sonra ne istersen yap Yiğit. Tek kelime bile alamazsın ağzımdan. Gerçeği merak ediyordun, öğrendin. Ha şimdi bunu beni karıştırmadan, benim dışında nasıl ispatlarsan ispatla. Dedim ya ben karışmam. Ha. Ama Sencer girer içeriye hapis yatarsa o zaman ben de girer o hapsi yatarım onunla beraber. O zaman başka. Çünkü oğluma ilişemez. Ama benim sayemde Sencer'i hapse atacaksan eğer işte bunun acısını sadece Alper çeker. Şimdi ya ikimizi de tutukla ya da beni unut. Sinan, bu akşam Nehir'e imzayı attırırsın diye düşünüyorum. Atar atar Sencer Bey. O kısmı kolay. Yani ben şu anda böyle daha büyük projelere falan kafa yoruyorum. Aferin. İşin peşini bırakma. İmzayı attırınca haberim olsun. Tabii ki de olur Sencer Bey. Seni kırmak istemedim. Ya, beni tanıyorsun. Böyle ben böyle bazen heyecanın fevri hareketlerde bulunabiliyorum. Ama asla seni üzmek istemem. Seninle bir ilgisi yok ki. Asıl suç bende. Ben de bazen farkında olmadan kırıcı olabiliyorum. Sana karşı, kardeşlerime karşı. Kendine haksızlık etme. Olur mu öyle şey? Sen her zaman etrafındakileri koruyan, kollayan birisin. İçinden nasıl geliyorsa öyle davran. Korkma. Sana haber vermeden Sencer Bey'in yanına gittiğim için özür dilerim. Böyle bir zorunluluğum zaten yok. Benim yanımda mutlu ol. Rahat ol istiyorum. Bütün istediğim buydu. Ama bir anlık öfkeye bendim Sencer'in ismini duyunca. Sencer Bey'in planlarının farkındayım. Senin yanından ayrılıp onunla çalışmamı istiyor. Hatta bu yüzden Sinan'ı işe aldı. Sencer de taktikler bitmez. Merak etme. Biz her türlü başaracağız. Hem Sencer ne taktik yaparsa yapsın bizim hayallerimize engel olamayacak. Ben bu pervane işini gerçekten yapmak istiyorum. Biliyorum. O yüzden buradayım. Ama istediğim bir şey daha var. Pervaneyi seninle yapmak. Barıştık mı? Hı.
Barışmadık. Neden? Çünkü öpmen gerek. Oh. Ya her seferinde şu kadar kalınca öpücüğe hep tokat diyorum ben ya. Hadi yapmamız gereken işler var. Sen de bir zahmet bir işe atılsan diyorum. Hani birlikte yapacağız ya bu pervaneyi. Gel de başkan gel. Emrederseniz. İş başına hadi. Ne yaptın? Şimdi gizlice adliyeye mi girdin Yiğit? Delirdin mi sen artık? Başka şansım yoktu. Sencer'i alt edebilmek için Alper ve Celil'in açıklarını bulmam gerekiyordu. Tek yolum buydu. Yiğit, zaman geçtikçe hiç şansımız kalmıyormuş gibi geliyor. Sanki zaman aleyhimizi işliyor. Sabret Celil. Sabretmeliyiz. Sabredelim de sen bilmiyorsun tabii. Sencer şimdi Bora'yı başıma dikti. Attığım her adımı kontrol ediyorlar. Ona sorarsan işlerim yoğun ya, Bora da bana yardım edecek. Ama işin aslı böyle değil Yiğit. Bora'dan korkma. O hiçbir şey yapamaz. Ben Bora'dan korkmuyorum ki. Ama eminim Sencer bizim buluştuğumuzu ve bir şeyler planladığımızı biliyor. Ben çok gerginim. Baba biraz konuşabilir miyiz? Tabii. Baba neden böyle davranıyorsun? Beni neden her şeyin dışında tutuyorsun? Baba senin yüzünden rezil oluyorum. Alçalt sesini. Bir düşün bakalım. Benim yüzümden mi rezil oluyorsun? Ayrıca ikimizden biri diğerini zor durumda bırakıyorsa bu hangimiz acaba? Mesela Nehir'i elinden kaçırmasaydın bunlar yaşanır mıydı? Baba ikinci sınıf bir işçi... İşte! Senin sorunun bu. Her şeye, herkese üstten bakıyorsun. O yüzden de yanındaki değerleri göremiyorsun. Ve bu ukalalığı benim sana sağladığım imkanlar sayesinde yapıyorsun. Peki hiç düşündün mü ben bu şirketi nasıl bu hale getirdim? Hiç kimseyi küçümsemeden bunca yıllık şirketimi kurtarmaya çalışıyorum. Yüksek müsaadelerinizle Bora Bey. Dilara, hayatım ne güzelsin böyle. Bir yere mi gidiyorsun? Teşekkür ederim anneciğim. Alper'le buluşacağım. Alper'le mi? Evet, Alper'le. Şimdi sana tuhaf gelecek belki ama bütün bu yaşananları atlatmamda... Gerçi bütün bu yaşananları başıma açan da Alper ama... Uf, neyse, Alper bana çok iyi geliyor. Ben bu konudan rahatsız olduğunu düşünüyordum. Rahatsızdım. Ama bana kendimi iyi hissettiriyor. Üstelik çok saygı duyuyor. Hep bizim yanımızda. Babama da saygı duyuyor. Bak Dilara'cığım. Bence sen bu konuyu fazla uzatma. Şimdi bu başına gelenlerden dolayı sen farklı duygulara kapılmış olabilirsin. Çok doğal. Anneciğim niye böyle bir tepki verdiğini anlayamıyorum. Bak hayatım yani yanlış yanlışla düzeltilemez. Hayret. Oysa ki sen herkesten önce istemiştin Alper'le evlenmemi.
Evet, doğru istemiştim ama o zaman durum farklıydı. Şimdi çok başka. Anne, ben senin oyuncağın mıyım? Alper'in beni sevdiğini hissediyorum diyorum. Peki sen onu seviyor musun? Belki de evlenirken sevdiğinle değil de seni sevenle evlenmek daha doğrudur. Dilara, yanlış bir yola saptığını düşünüyorum. Ve bu hiç hoşuma gitmiyor. Bu Alper mi baskı kuruyor yoksa senin üzerinde? Anne, ne alakası var? Gerçekten şu an söylediklerine anlam veremiyorum. Ve geç kaldım zaten, gitmem lazım. Dilara, saçmalıyorsun! Anne çok güzel olmuş, çok farklı görünüyorsun. Oğlum benim. Anne, sana sarılmayı öyle özlüyorum ki bazen. Oğlum, artık hiç ayrılmayacağız. Anne, gencecik gözüküyorsun. Ne babam ne de başka biri asla tanıyamaz seni. Ve benim annem olduğuna da inanmazlar. Yeni hayatımızın ilk günündeyiz. Oğlum benim. Anneciğim, sen dinlenmene bak. Artık harekete geçmenin zamanı geldi. Şimdi ben hayatımızdaki önemli bir engeli ortadan kaldırmaya gidiyorum. Afiyet olsun. Bu gecenin en mutlu insanı benim sanırım. Biliyor musun Alper? Ben de seninleyken çok mutluyum. O zaman mutluluğumuza. Alper, niye bana herkesin içinde evlenme teklif ettin? Çünkü 15 yıl boyunca saklandım. Hayatımda ilk kez içimden geldiği gibi davrandım. Plansız. Daha önceden planlamadın yani. Yo, hiçbir plan yapmadım. O kadar güzel gözüküyordun ki siyah elbisenin içinde. İşte tam zamanı. Söyle Alper, niye bekliyorsun ki dedim. Sonrasını biliyorsun zaten. Biliyorum. Bilmez olur muyum? Ortalık karıştı. Hayatımı alt üst ettim bir anda. Özür dilerim. Özür dilemene gerek yok. Alt üst ettin dedim, berbat ettin demedim. Söylediklerinden güzel bir anlam çıkarmalı mıyım acaba? Özgürlüğüme düşkünümdür. Gezmeyi de severim. Akşamları işten eve gelince öyle bacağımı uzatıp miskin miskin pinekleyemem. Fazla eşya sevmem. Eski eşya hiç sevmem. Romantik eylemlere bayılırım. 35 yıl geçse de bir gül almaktan bence kimseye zarar gelmez. Bir yola çıktım mı sonuna kadar giderim. En önemlisi de ne biliyor musun Alper? Eğer beni seven biri varsa onun kıymetini bilirim. Evet Alper, evlenme teklifini kabul ediyorum. O zaman şerefe. Hayatımın sonuna kadar seni mutlu etmeye çalışacağım. Gereken bir konu var. Neymiş? Yine ne yaptın? Bak Nehir, ailecek zor bir dönemeçten geçiyoruz. Duygusal davranma. Bunları sen mi söylüyorsun? Bak, kariyerimde çok iyi bir sıçrama yakalamak üzereyim. Yani ailemiz için de aynı şekilde.
Eğer biz bir aileysek bana yardım etmen gerekiyor şu anda. Her şey senin elinde. Sadece bir imza atman gerekiyor. Ne işin var burada? Kimse yok, merak etme, yalnız geldim. Sana bir anlaşma teklif etmeye geldim. Seninle anlaşacağımız bir konu olduğunu düşünüyorum. Ben seninle asla anlaşamayacağımdan çok eminim. Büyük konuşma başsavcı. Pardon, eski başsavcı. Ben sana Alper'i vereyim, sen de babamın peşini bırak. Ne bu plaka? Bunun ne olduğunu sana iki gün içerisinde öğrenirim. Ama babamın peşini bırakacağını garanti etmelisin. Ben görevden uzaklaştırıldım, bunu biliyorsun. Oyun oynayacak vaktim yok. Bundan sonra ne pahasına olursa olsun sadece babamı ve kardeşimi koruyacağım. Ve buna en büyük sıkıntıyı ortadan kaldırarak başlayacağım. Alper Günday. Haksızlık ediyorsun Nehir. Benim kariyerimle oynuyorsun. Sinan, gerçekten saçmalıyorsun. Senin pervaneli gemiyle ne işin olabilir ki? Hayatımın fırsatını yakaladım ben. Ya kazandığım parayla ev bile alırız. Bütün ailemiz için çok önemli bir şey bu. Saçmalıyorsun. Esas sen saçmalıyorsun. Oğuz yüzünden bütün aileni hiçe sayıyorsun. Sencer Bey bizim sözleşmemizi imzalasın. Eğer ben bunu imzalarsam Oğuz'un bütün planlarını alt üst ederim. Nehir, her iki şekilde de bu pervaneyi siz yapmayacak mısınız? Yapacaksınız. Ama Oğuz adamın elinden şirketini almaya çalışıyor. Ya hangi akla mantığa sığıyor bu Allah aşkına? Ya kim kabul eder böyle bir şeyi? Bak, sen işini yapmaya çalışıyorsun. Ben de ailem için güzel bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Ama Oğuz'un derdi öç almak. Bunu göremiyorsun. Her şey senin elinde.